चाचा व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस बगरा बगरा बेवरेज हाँ बेवरेज 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 चिकन दिस इज चिकन हाँ चिकन बकरा बकरा ओके Gitmiyor. Buradan gideceğiz. Buradan ne kadar gidiyor onu da bilmiyorum. Ara sokaklarda geziyoruz. Bakalım. İnşallah oradan da ara sokak vardır. Yoksa geri döneceğiz. Oradan da yok. Geri döneceğiz. Mecburen. Burada yine lokal bir evmiş. Ben temple zannettim. O yüzden çektim. Neyse evmiş arkadaşlar. Burası da sokağın ortası. Maalesef. Ara sokaklarda geziyoruz. Hello bro. Ha, bu çöpleri kendileri atıyorlar arkadaşlar. Birileri getirip bırakmıyor buraya. Böyle hani bilirsiniz Türkiye'de de inşaat izlemeyi severiz. Şurada burada da her şey aynı. Gireriz. Şöyle şu aradan gidelim. Şansımızı deneyelim. Beni biliyorsunuz. Tehlikeli ya da tehlikesiz fark etmez. Her yere gidiyoruz. Yol bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra gitmiyor. Sağa dönmem lazım. Dönecek yer bulamadım. Neyse, videonun konusuyla başlayalım öncelikle. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Size bu videoda anlatmak isteyeceğim şey, biliyorsunuz bir hafta 10 gün önce bir G20 zirvesi yapıldı Hindistan'da. Tabii siz bu videoyu izlerken muhtemelen 20 gün, 25 gün önce yapılmış olacak. Ben birkaç gün kala Delhi'den ayrılmak zorunda kaldım. Sebeplerini şimdi size anlatacağım. Sebepleri vardı. Buradan ayrılmak zorunda kalmamın nedenleri vardı. Yani bile isteye gitmedim. Ben aslında burada kalıp o değişik G20 zirvesinden çıkan o sonuçları, hatta 3 gün 4 gün boyunca da sokağa çıkma yasağı vardı. Bunlarla alakalı videoyu anlatacağım size. Çok değişik bir yere de gidiyorum. Oradan da harika görüntüler çekeceğim size. Şimdi şu ara sokaklardan normal bir yere çıkabilirsen eğer size anlatmaya devam edeceğim. Bundan daha fazla lokalde olamazdı sanırım. Şöyle buradan gelmiştim. Bir de buradan gidelim bakalım. Buradan da bir yerlere gidecektir illaki. Şöyle bir caddeye çıktı yol ara sokaktan. Buradan devam edelim. Hello. Kameranın içine de girmese daha iyi olacak ve kameranın içine giriyor. Şöyle Delhi sokaklarının en lokal bölgelerinde geziyoruz. Şimdi daha da lokaline gideceğiz.
Yani gitmeye çalışacağım daha doğrusu. Biliyorsunuz tek başımayım. Sıkıntı olabilir mi? Olma ihtimali var. O yüzden biraz tedbirli olmak lazım. Bu motorcular, bu tuk-tukçular var ya, buranın en büyük problemi arkadaşlar. En büyük problem motor ve tuk-tukçular. Yollarda sırılsıklam. Maalesef. Üstünüze sürüyorlar. Lokal tuvaletleri öyle pis kokuyor ki. Hiç anlatamam size yani. Bu kadar kötü bir koku, kötü bir görüntü. Enteresan. Şimdi ben Old Delhi'ye dedikleri yere doğru gidiyorum. Eski Delhi'ye. Oradan birkaç görüntü almak istiyorum. Geçen akşam trenle geldim. Trenle o görüntüleri gördüm, çekmedim. Akşam olduğu için, gece olduğu için göremezdiniz. Ben de gündüz gözüyle bir gitmek istiyorum. Bunun G20 zirvesiyle ne alakası var diyeceksiniz. Çok fazla alakası var. Hem de çok çok fazla alakası var. Gidince anlatacağım. Eğer gösterebilirsem, gösteremezsem de normal bir yerde bunun anlatımını tekrar size yaparım. Dayım burada çapati mapati yapıyor. Nereye geldiğini hiç bilmiyorum. Bu taraf diye biliyorum doğru yolun. Burası diye olduğunu biliyorum sadece. Ama burada da inanılmaz derecede trafik sıkışmış. Bizi ezmeseler bari. Hiç motorcuların o kadar çok acelesi var ki hiç beklemiyorlar yani. Üstünüze sürüyorlar. Bu yol işleri, altyapı işleri hiç bitmiyor. Sürekli altyapı işleriyle uğraşıyorlar burada. Güzel dükkanlar da var. Ama yani ortam çok pis arkadaşlar. Şimdi buradan karşıya geçmeye çalışacağım. Benim gideceğim yer karşı tarafta. Hava da yine bugün alev atıyor. Evet, Delhi'de çok yüksek sesle müzik dinleme şeyleri var arkadaşlar. Hoparlörü bağlamışlar. Mesela burada bir tapınak var, temple var. Yemek de dağıtıyorlar ama yani müzik sesi olduğunca abartılmış. Çok yüksek ses kullanıyorlar. Ben bile sesimi duyurmakta zorluk çekiyorum burada. Evet, şu araya doğru girelim. Burada Müslüman yemeklerinin satıldığı yerler var böyle. Müslümanlar falan da var. Hatta herkes Takkeli arkadaşlar. Müslüman mahallesine girmiş olabilirim yani. Tam olarak bilmiyorum ama. Yani Müslüman mahallesi imajı veriyor bana çünkü çok çok daha pis. Yani Hindistan mahalleleri pis, Müslüman mahalleleri daha çok pis. Aa, oraya bak. Enteresan bir yerdeyiz. Bir yerde konuma bakmak zorundayım. Hi. Hi bro. Şu aradan gitsek ama böyle süslemişler her tarafı. Bro, where is the Kashmir gate? This way? This way. Okay, thank you. Böyle burayı komple süslemişler. Hindistan bayrakları var, değişik şeyler var. Güzel olmuş ama. Yavaşça konuya da geçelim arkadaşlar. Konu şöyle. G20 zirvesine son işte 3 gün falan kalmıştı. Ben halen daha Delhi'deydim. Delhi'de yalnız şurayı bir gezerken çekmek istiyorum. Daha sonrasında
döneriz diğer tarafa. Burası çok enteresan bir yer. He he, bravo he. Güzel yemekler yapıyorsunuz. Arkadaşlar nasıl bir yere geldim ben bile bilmiyorum. Müslüman mahallesi olduğuna kalıbımı basarım yani. O kadar enteresan. Değişik. I'm fine, bro. And you? And you? What's your name? My name is Momo Dilhan. Dilhan. Momo Cihan. Muhammed Rihan. Muhammed Rihan. Ni Şehzade bro. Vermiş miyim? Yes. Muhammed. Your name Muhammed. Me too. Yeah, okay. Yes. How old are you? I'm 14. 14? Oh, good. That's one. Böyle devam edelim. Müslüman Mahallesi, evet. Şuraları geçtikten sonra devam edeceğim görüntülere. Çünkü çok enteresan görüntüler var burada. Burayla alakalı da size bilgi vereceğim. Şimdi buradan çıkınca. Hello. How are you? İyi, iyi, yakışıklı çıkıyorsun. Very handsome. Bırak, bırak. Hemen kamerayı eline atıyor. Ben de tutacağım diyor ya. Ne tutacağım baba? Alt tarafı tripod işte. Şöyle. Hello. Şöyle devam edelim ama buralar gerçekten felaket pis durumda. Buraya bakar mısınız ya? Ben yolda yürüyemiyorum yani çamurdan. Kashmir Gate, this way. Kashmir Gate, this way. Okay. Nereye gittiğimizi öğrendiniz. Kashmir Gate'e doğru gidiyorum. Buralarla alakalı da size çok enteresan bilgiler vereceğim. Selamünaleyküm. Yine Müslüman mahallesindeyiz. Hiç şaşırmıyorum bu görüntülere. Bizim imtihanımız da bu arkadaşlar. Müslüman mahalleleri. Bilmiyorum nereye doğru gittiğimi de bilmiyorum. Öyle devam ediyorum. Bakalım bak burada gözlükçü abiler var. Hello bro. Handsome, handsome. Öyle dümdüz devam ediyorum. Doğru yanlış bilmiyorum. Sorduğumda bu tarafı gösteriyorlar. Hello bro. Ara sokağa bakın. Çok enteresan. Al burada tavuklar mavuklar var. Kardeşim tavuklara ayıklıyor. Çok hijyenik olduğu söylenemez ama tavuğun ciğerini falan söküyor galiba. Adam rahat 100 tane çantayı kafasında taşıyor. 100 çanta rahat. Ya bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar ya? Çok basık, çok boğuk. Sıfır bir hava girişi yok. Yani çok enteresan. Bu insanların burada yaşama olasılığı çok enteresan. Hayır. Videoya da giremiyorum bir türlü. Kendime çevirip açıklamasını yapacağım size. Neyse buraları görün. Gideceğimiz yerler de var. Oraları da bir görün. Buradan herhangi birisiyle konuşmak isterdim ama çok İngilizce bilme seviyesi yok. E biliyorsunuz malum benim de İngilizce seviyem. Öyle mükemmel, harika değil. Böyle dışarıya çıkınca ben bildiklerimi anlatacağım, yaşadıklarımı anlatacağım Delhi ile alakalı. Çünkü G20 zirvesi ile alakalı bayağı bir sorunlar ve problemler vardı. Yakışıklı dayım benim.
Orada arı topaklar inanılmaz felaket yani. Tahmin edebileceğiniz gibi değil. Buradan sağa mı döneceğiz, sola mı döneceğiz bilmiyorum. Birine soralım şuradan. Sağ sol diye. Söyler bize. Bro, where is the Kashmir Gate? This way, this way. Kashmir Gate. Kashmir Gate this. This way. Okay, thank you. Buradan gidiyormuşuz arkadaşlar. Oradan gidiyoruz. O kadar çok sinek var ki. Şu kablolara falan bakar mısınız yani? İnanılmaz da sinek var. İnanılmaz. Bu sinekler yemeklerin üzerine konuyor. Yiyeceklerin üzerine konuyor. Her şeyin üzerine konuyor bu şeyler, sinekler. Ne bileyim, anlamadım gitti ya. Soruyor. Dayı. Bro, Kashmir Gate is this way. Okay. Burada da size birkaç tane bilgi vereyim. 3 gün kala polisler geldiler. Biz turist olduğumuz için. Polisler dediler ki 3 gün boyunca sokağa çıkmaya sağlayacak. 3 gün boyunca sokağa çıkamazsınız. Bu birinci detaydı. Devamına şimdi geleceğim. Öncelikle şu trafiği geçmem gerekiyor. Nasıl geçeceğimi de bilmiyorum. Bakalım, inşallah geçeriz bir şekilde. Adam yolun ortasına bırakmış, iyi mi? Bro, blogging de very hard blogging. Baksana buralara, hep sıkışmış her yer. Yürüyemiyoruz bile. Burası biraz daha rahat, bir kısım daha rahat. Anlatmaya devam edeyim. Polisler uyardılar, polisler geldi. Dediler ki 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Bizce burada durmayın. Sokağa çıkma yasağı da güvenlik tedbirlerini çok iyi alamadıkları için. Arkadaşlar, Hindistan'ın biliyorsunuz 1,5 milyar nüfusu var. Delhi'nin de yaklaşık 20-25 milyon, 30 milyona yakın bilinen, tabii ki bilinmeyen çok daha fazla bir nüfusu var. Güvenliği alamadıkları için problem olacaklarından ötürü sokağa çıkma yasağı ilan etmişler. Biz de bundan dolayı, daha doğrusu ben bundan dolayı Delhi'yi terk etmek zorunda kaldım. Agra'ya gittim. Ama tabii buradaki hazırlık çerçevesinde görmüş olduğunuz bölgeleri tamamen insan trafiğine de, araç trafiğine de, motor trafiğine de, tuk-tuk trafiğine de kapattılar. Ve bu görmüş olduğunuz yerleri komple mavi brandalarla kapattılar arkadaşlar. Komple. Yani Hindistan, evet, güçlü bir ülke, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke ama maalesef böyle enteresan uygulamaları da içerisinde barındıran bir ülke. Bir yere geldim şimdi, burada bir daha sormam gerekiyor nereye gidiyorsun. Bro, where is the Kashmir Gate? This way, here. Burada. Okay, okay, thank you. Şimdi bu, şu görmüş olduğunuzun arka yerinde, bilmiyorum girebilir miyiz, izin verirler mi? Birebir aynı görüntüler ama çadırda brandaların içerisinde kalan insanlarla dolu. Yani şuradan arka taraftaki görüntüleri zaten görüyorsunuz. Şu bölgeden mi, o bölgeden mi gitsem diye düşündüm. Tren garının hemen yanında kalıyorlar arkadaşlar ve her taraf bildiğiniz çöplük. Orada bir yaşam mücadelesi var. Ve bütün o söylemiş olduğum yerleri brandalarla kapattılar. Yani belli başlı, ya insan kendi halkından utanır mı? Yapamamıştır, elinden gelmemiştir. Olmuyordur. Tamam, bir nebze anlarım. Ama yani brandayla o insanları oraya hapsetmek, senden utanıyorum demek. Ve şöyle, yani bunu da söylemek zorundayım.
Hinduizm belli konularda güzel bir din ama işte mesela bu konularda da çok enteresan. İnsanlar kandırılmış. Diyor ki hani kast sistemine daha sonrasında işte olan düzene itiraz ederseniz bir sonraki hayatınızda köpek olarak dünyaya gelirsiniz. Acı çekersiniz gibi bir ton söylem olmuş. İnsanları bu şekilde kandırmışlar. İnsanlar da ne kast sistemine baş kaldırabiliyorlar ne de işte bu itilmeleri, görülmemeleri, işte utanılmalarını sağlayacak seviyeye getirilmelerini sağlamış. Şöyle burada görmüş olduklarınız hep ev. Buradan içeriye doğru da o evler aynı şekilde devam ediyor maalesef. O görmüş olduğunuz brandalı yerlerde kalıyorlar. Buraları komple brandayla kapattılar arkadaşlar. O görmüş olduğunuz yerleri Hindistan hükümeti utandığı için komple kapattı. Burası da tren istasyonu. Geçen gün indim burada. Yani gördüğüm manzaralar, bir trene binmem lazım o manzaraları tekrar çekebilmem için. Gerçi burada tren de bedava şu. Öküze bakın ya. Ama hayvan aç kalmış belli yani. İnsan kendi halkından utanır mı? Utanıyor maalesef. Burada kimsenin de şeyi yok. Hadi 2 dakika bekleyeyim ya, geçsin önündeki, ben giderim. Bu yok. Herkesin acelesi var. Yaptıkları ne var diye sorarsanız hiçbir şey. Bakın evet. En azından bir bölümünü görebileceğimiz bir yer. Şöyle şu karşı tarafı. Şöyle şu karşı tarafı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Oralar ev. Ve bu bölgeyi komple brandalarla kapattılar. Görmüş olduğunuz mavi brandaları görüyor musunuz? Bakın hemen şurada mavi brandalar var. O mavi brandaları şimdi toplamışlar. O mavi brandalarla buraları komple kapattılar. Sizden utanıyoruz dediler. Ya burada da biraz durumu iyi olan Hintlilere soruyorum. Verdikleri cevap, sokakta yaşayan kesinlikle bizim halkımız değil. Sokakta yaşayan sadece Bangladeşliler. Herkesin söylemiş olduğu kelime de bu. Yani herkes dışarıda yaşayan insanlar utanıyor ama yardım etmiyor. Yani yardımsal olarak çok büyük sıkıntılar var Hindistan'da. Bilmiyorum, G20 zirvesinde dünyanın en iyi 5 ekonomisinden bir tanesi olan Hindistan'ın bu durumda olması ne kadar kabul edilebilir? Yorumu size bırakıyorum. Bununla alakalı da koyabilirsem birkaç tane görüntü koyacağım. Polisin uyarısı da biraz normal olmadı açıkçası. Polis de biraz, buradaki polisler de biraz, bazıları çok iyi derken bazıları da gerçekten sizi dayanılmaz noktalara getiriyorlar. Hak verdiğim noktalar var. 1,5 milyar insanla uğraşıyorlar. Eğitim seviyesi 0, burada kimse çalışmıyor. Herkes pislik içerisinde yaşıyor. Belli başlı yerleri var. Oralar temiz ama Hindistan'a geldiğinizde mesela en çok göreceğiniz şeylerden bir tanesi sokak tuvaletleri, ama Türkiye'deki gibi böyle kapalı yerlerde değil. Bu arada işte görmüş olduğunuz gibi o tozlar gözüme giriyor. O kadar pis işte, bak karşı tarafa bak. Bu karşının pisliği şu anda tamamen gözlerimin içine doldu yani. Bu insanlar burada hasta olmadan, ölmeden nasıl yaşıyorlar ben anlam veremiyorum gerçekten. Ya herkes çağırıyor. Gidiyorsun kamerayla karşısına. Ne var kardeşim diyorsun. Hani ne diyeceksin? Bir şey yok. Sadece el sallayacağım diyor. Enteresan. Hey, how are you? O ne brother? What is this? Pakçı. Aydan ne oldu? Pakçılı yandı. Ha, işte o kaldıkları yerlere bakın. Öyle 3 tane sacda kenarlarını kapatmış abi. Çevresi pislik içinde, yanında tuvalet var. O kokuyla artık muhtemelen amonyak kokusu, bilmiyorum. Her gün kafası da güzeldir onun yani. Değişik bir ortam, değişik bir yer. Alo. Değişik bir yer. Benim en sinirlendiğim şey insanların bu duruma itiraz etmemesi. Yani ne inancında olursan ol fark etmez kardeşim. Seni
buna iten insana bir karşılık vermelisin ya. Senden utanan insana karşılık vermelisin. Sana yanlış şeyler yapıyor, seni hapsediyor, senden utanıyor. O insan bir sonraki hayatında köpek olmayacak ama sen baş kaldırdığın için, yapılan yanlışa yanlış dediğin için bir sonraki hayatına köpek olarak geleceksin. Bu çok enteresan. Evet. Öyle enteresan bir yer baba. Burada bir cami varmış. Ketela Mata Mandir. Bakayım ne yiyorsun? Hello. Bakayım ne yiyorsun? Oo, güzel güzel, afiyet olsun. Böyle yoldan çok gittim, çok sıcak hava. Şu tişörtten belli oluyorsa böyle benek benek oldu, çok terledim. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada inekler kutsal bu arada. Yani öküzler kutsal değil. Ama öküzleri de şeyler kullanmıyor mesela. Yine Hindular kullanmıyor. Genelde Müslümanlar kullanıyor öküzleri de. Türkiye bro. Genelde öküzleri de dediğim gibi Müslümanlar kullanıyor. Hatta çok da enteresan bir şey anlatayım. Burada genelde böyle kurban bayramlarında falan filan çok büyük kavgalar çıkıyor. Çok büyük tartışmalar çıkıyor. Sebebi şu, sokakta inanılmaz şekilde başıboş gezen bir sürü hayvan var. Yani inekler, öküzler falan filan bir ton hayvan var. Müslümanlar yakaladığını götürüyorlar bir yerlerde kesmeye. Bunun da haberini alan Hindularla aralarında büyük kavgalar oluyor. Öyle diyeyim. Şurada da yine lokal berber abimiz. Yalnız buradaki berberler enteresan şekilde çok mutsuz. Yani sebebini anlamış değilim. Bakın burada insanlar böyle yatıyorlar abi. Bro, where is the Kashmir gate? This way. Okay. Soralım, kafamız karışmasın. Gideceğimiz yeri bulalım. Ya 1,5-2 kilometrelik daha yolumuz var. Burada dediğim gibi kamyona, arabaya, tuktuka, motora hepsine dikkat etmeniz lazım. Yolda yürürken, çünkü kaldırım kültürü yok. Böyle kornalar, herkes kornaya basıyor. Herkes her yerden kornaya basıyorlar. Hayatlar böyle. Mesela siz teşekkür ediyorum, yorum konusunda iyisiniz, yani iyi yorumlar geliyor, bol bir yorum atıyorsunuz. Ben bir tık daha fazlasını istiyorum sizden. Beğeni ve yorumun böyle ne kadar yüksek olursa etkileşim o kadar çok artar, o kadar fazla insana erişmiş oluruz. Bir de arkadaşlar sizden bir ricam daha var. Yine o tozlar gözüme girdi maalesef. Etkileşimi arttırabilmek için Instagram hesabım Kesutaşçı aynı isimde. Instagram hesabımı takip edip her gün video paylaşıyorum zaten. Oradan paylaşım yaparak arkadaşlarınızı kanalıma davet edebilirsiniz. Hem Instagram'a hem YouTube'a. Etrafınızdaki insanları davet edebilirsiniz. Bana maddi gücü olmayan insanın video izleyerek, beğenerek, yorum yaparak yaptığı en büyük destek de bu olur. Devam edelim bakalım. Neler var, neler var buralarda. Bakın böyle gömlekler, SF kıyafetleri. Bunlar çok ucuz. 1 dolara alırsınız arkadaşlar. Önünüze ne geliyorsa buradan 1 dolara satın alma ihtimaliniz yüksek. Sürekli de fiyatları çekmek istemiyorum. O yüzden kafanız karışmasın. Tabii 1 dolar alırsınız diye diyorum ama fiyat ilk başta 2 dolar, 2,5 dolar olur. Çünkü turistsiniz.
Eğer pazarlığınız iyiyse 1 dolara alırsınız. Öyle enteresan bir yere geldik. Hello. Yeah, hello. Hello. Bak 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 bak, mesela şu arka tarafları görüyor musunuz? Her yerde Hindistan bayrakları var arka taraflarda. Ama mavi brandaları görüyor musunuz? İşte bu insanlar ülkelerini çok seviyorlar. Ama bu ülkeyi yöneten insanlar bu insanlardan utanıyorlar ve hiç sevmiyorlar maalesef. Onları mavi brandaların içerisinde hapsediyorlar arkadaşlar. Bu insanlar da tabii ki bunu hak etmiyor. Ama tabii itiraz da etmiyorlar maalesef. Şöyle enteresan bir yer burası. Baksana hayvanlara. Yatmışlar abi, oturmuşlar tepsi bir yerde. Değişik değişik adetler. İnek sokakta gezer mi? Her taraf bok olmuş ya. Her tarafa sıçmış inek yani. Ya bizim ahır gibi kokuyor her taraf. Türkiye'de ahırı biliyorsunuz. Ahır nasıl kokuyorsa Hindistan'daki bütün sokaklar aynı kokuyor. Eğer yolda varsa şey, inek, öküz neyse artık sokakta geziyorsa bildiğiniz ahır gibi kokmaya devam ediyor yani burası. Çok enteresan bir yerdeyiz ama. Abi böyle bir trafik yok ya. Saçma sapan, buraya bakar mısınız? Şöyle bu tarafa gideceğim. Kaşmir Gate bu taraftaymış. Ama yolda yürüyemiyoruz ki. Allah sabır versin burada yaşayan insanlara. Bak, hiç durmuyor. Benim geldiğimi de görüyor. Abi ben mi yanlış yerden gidiyorum? Ya burada yürünecek alan yok ki. Nelerin üzerine basıyorum, nerelerden gidiyorum hiç hesap edemezsiniz. Yani tükürme babacığım ya. Ya mahvetmişsiniz zaten güzelim memleketi. Coğrafya olarak harika bir yer ama baktığınızda yemin ederim pislikten geçilmiyor. Bu nedir be? Ya biraz insan bakar yani. Bir tık düşünürsünüz ya temizliği. Buraya bakın, pisliğin babası ya burası. Pakistan'a da gitme fikrim var. Ama inanın 3 ayda yaşadıklarım, Bangladeş ve 2 aydır da Hindistan'dayız. Yaşadıklarım öyle tahmin edilir gibi değil. Zaten onun öncesinde de bir 7 aylık bir yurt dışı deneyimi var. Yani toplam 10. aya doğru geliyoruz. 10. aya doğru geliyoruz. Bakın burada da pazar varmış. Burası Mayın Bazar diye geçiyor. On ayda yani Tayland, işte Singapur, Malezya, Japonya falan filan buraları gezdik. Ben hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Sevgili Arda kardeşim, Arda Pazır. Abi psikolojin çok sağlam olmalı oraya giderken. Ya öyle tahmin ettiğin gibi bir yer değil demişti. Haklıymış. Yani Nepal'den alışkınım bir tık. Ama Nepal buraya göre daha nasıl derler? Nepal buraya göre daha bir rahat bir yerdi. Bu kadar kalabalık değil de. Sıcak olmasın, hava soğuk olsun yine terlersiniz.
Herkes tükürüyor yerlere. Müslüman ama tükürüyor işte. Adet, kültür. Gidiyorlar puta tapıyorlar. O da kültür. Yere tükürüyorlar. O da kültür. Dışarıya sıçıyorlar, kültür. Dışarıya sıçıyorlar, kültür. Baksan ama senin şort giymene, senin tişört giymene haram olduğunu falan söylüyor. Buradaki Müslümanlar için söylüyorum bunu. Haram olduğunu ben de biliyorum. Ama bu şekilde değil yani. Ya kameranın ekranı bile dayanmadı yani bu pisliğe. Meyveler var. Böyle devam edeceğiz. Tabii birisi bize çarpmadan bu yolculuğu bitirirse ki. Kaç abi? Where is the Kashmir Gate? Kashmir Gate. Kashmir Gate. Okay, thank you. Ha, halen daha kameraya bakıyor abi ya. Kashmir Gate'i soruyorum, kameraya bakıyor. Şöyle şu aradan içeri gireceğiz galiba. Welcome to Naya Bazar. Naya Bazar diye bir yerdeyiz. Ha şöyle yoldan gitmek istemiyorum. Ama bu nedir ya? Kaldırım da yok. Şu mavi naylonlar burada her yere, her sokak arasına, her köşeye koyuldu. Burada motor tamiri yapan abiler var. Pirinç falan satıyorlar arkadaşlar burada. Toptan pirinç satma yerleri. Hello bro. Böyle pirinçleri böyle satıyorlar. Tadımlık deniyorlar galiba, bilmiyorum, anlamadım. Zor iş baba. Zor iş. Vallahi zor iş. Mesela böyle bakliyatlar var. Bakliyatları bu şekilde sergiliyorlar. Buradan geliyorsunuz, seçiyorsunuz. Ona göre alıyorsunuz işte. Görmüşüm fasulyeler, masulyeler gayet iyi yani. Burada benim en çok yediğim dalmokhane diye bir yemek var. Çok da güzel fasulyeli bir yemek. Bizim böyle kuru fasulyeyi bir tık andırıyor. Öyle diyeyim. Buralar hep aynı arkadaşlar. Lokmacılar geliyorlar. Burada ürünleri seçiyorlar. Gördüğünüz gibi ürünler. Seçiyorlar. Çuvallarla kamyona yükleniyor. Devam ediliyor. Böyle salakana gibi yürüyenler de var yolda. Ne yaptığı belli olmuyor. Arkadaşlar arkada kaldı benim gireceğim yerde. Bu arada onu da söyleyeyim. Maalesef giriş sadece tren rayından ya da arka taraftaki çok fazla tehlikeli olan bir yoldan. O yüzden çok kendimi aşırı derecede tehlikeye atmak da istemiyorum. Zaten gösterdiğim alanlarda da aynı uygulamalar yapılıyor. İnsanlar burada sokakta yaşıyorlar. Halkı da bu insanlardan utandığı için G20 zirvesinde hem 3 günlük sokağa çıkma yasağı yaptı. Aynı zamanda da utandığı, göstermemek istediği yerleri mavi brandalarla kapatıp insanları oraya hapsetti. Allah böyle bir zulümle hiçbir dünya vatandaşını karşılaştırmasın. Gerçekten çok kötü bir durum. Umarım keyifle izlediğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım bir yorum, bir beğeni atarsınız. Kanala abone değilseniz de abone olursunuz. Arkadaşlarınızı da abone yaparsınız. Ya da katıl butonundan destek olmak isterseniz katıl butonum açık. Süper teşekkürden de destek olmak isterseniz o da açık. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.
Ya yolda denk gelince çekeceğim demiştim. Bak bunlar da çalıntı ürünler arkadaşlar. Böyle Müslüman abimiz bunları satıyor burada. Ama görmüşüz olduğunuz ürünlerin hepsini bir yerden çalmışlar. Şu abi çalmış hepsini. Arkadaşlar işte bahsettiğim mahalle şu an şu içeride görmüş olduğunuz mahalle. Arka taraftan dolaştım. Tam bir görüntü alamıyorum ama bu mahallenin işte tren rayının hemen yan tarafında bu mahallenin üstünü şu görmüş olduğunuz mavi brandalarla boydan boya komple kapattılar. Önünü de kapattılar. Bu şekilde insanları buraya mahkum ettiler. Maalesef. İşte gösterebileceğim alanda şuradan daha net gösterebilirim belki. Burada da dayım ayakkabı tamiri yapıyor. Şöyle daha net gösterebilirim. Burayı komple mavi brandalarla kapattılar arkadaşlar. Tabi o mavi brandaları da buradaki insanlar geri vermedi. Şimdi o insanlar kendi evleri için, yerleri için kullanıyorlar. Burası boydan boya yaklaşık 4-5 kilometrelik bir alan. Şöyle bir yere geldik. Kashmir Gate adı. Çok enteresan bir yapı. 1700'lü yıllardan kalma bir yer. Ve değişik değişik yerleri var. Ama çok büyük bir yer değildi yani. Küçük bir yer. Yani Delhi'de video çekerken bazen böyle denk geliyor. Ben de girip gezmek istiyorum. Bu otobüs terminalinin hemen arka tarafında. Aynı zamanda metro ağının da hemen arka tarafında arkadaşlar. Yani bölüm olarak yakın. Yakın bir yer. Yani nasıl yapılmış bilmiyorum bu taşlar. Çok da saçma sapan duruyor yani. Böyle taş işçiliği falan yok. Görünürde. Enteresan. Ama küçük ya. En beğendiğim şey sadece bu ağaç oldu.